da önemli siyasi aktörler. O yüzden bugün biz bu meseleleri konuşurken kadın meselelerini konuşurken bugün birçok meseleyi de onun içinde kavramaya çalışacağız. Aradaki bağlantıları kurmaya çalışacağız. Bu konuşmayı yapmak için, yani bu içerik hakkında konuşabilmek için de bugün çok iki değerli insan bizimkiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Bu yoğun gündemden fırsat bulup yine de bizimle oldukları için bugün. Onlardan biri sol tarafımda oturuyor. Feyza Akıner'den kendisi. Sosyoloji okudu, lisans ve lisans üstünde. Yakın zamanda doktora tezini tamamladı, kültürel çalışmalar alanında. Özellikle toplumsal cinsiyet ve medya ile ilgileniyor. Londra'da City University'de yaptı doktorasını. Kendisi 2007 yılından beri birçok kadın ve feminist örgüte üye. Ve 2011 yılından beri de Barış İçin Kadın İnisiyatifi adlı girişimin bir parçası. Ve kısa zaman önce de Mazlum Der Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Merhabalar Feyza, hoş geldiniz tekrardan. Hemen sağ tarafımda da Sabah Tunceli görüyorsunuz. Kendisi HDP eski milletvekili ve aynı zamanda Halkların Demokratik Kongresi eş başkanı oluyor. Daha önce de uluslararası örgütlerle işbirliğinde bulundu, çalıştı. Uluslararası Af Örgütü gibi ya da Birleşmiş Milletler'in gelişme programı gibi. Ve özellikle azınlık hakları ve kadın haklarıyla ilgili çalışıyor Türkiye'de. Hoş geldiniz. O zaman ben şimdi ilk sorumla başlayacağım. Başlamak için ve bundan sonrasını daha iyi anlamak ve kavramak için neye ihtiyacımız var diye düşündüğümüzde bir arka planın, genel bir çerçevenin, sosyopolitik ve tarihsel bir arka planın bundan sonra söylenecekleri anlamamızda ve anlamlandırmamızda önemli olacağını düşündüğüm için konuşmacılarımıza şu soruyu yöneltmek istiyorum. Müslüman ve Kürt kadın hareketlerinin tarihsel ve sosyopolitik arka planını bize kısaca anlatır mısınız? Bunu yaparken de 80'li ve 90'lı yıllarda örgütlülüğü ve kamusal görünürlüğü giderek artan feminist hareketi ve diğer ülkedeki kadın hareketlerini de dikkate alarak bunu yapmanızı rica edeceğim. Feyza, seninle başlayalım istersen. Çok teşekkür ederim Ayşe'ye tahsilini için. Buraya bizi dinlemeye gelen kıymetli dinleyicilere de çok teşekkür ederim. Bizlere bu fırsatı verdiği için Vienna Institute for Dialogue and Cooperation'a da teşekkür ederim. Şimdi 80 ve 90'lar tabii parçası olduğum bir hareketten çok içinden geçtiğim bir dönem olarak var. Türkiye'de kadın hareketinin tarihini biraz 80'lerden başlatıyoruz. Fakat Türkiye'de Müslüman bir kadın hareketinden bahsedebilir miyiz 80'ler ve 90'lardan itibaren başlayan? Bundan çok emin değilim. Aslında Türkiye'de Müslüman kadın hareketi diye tekil bir topluluktan ve hareket alanından da bahsedebileceğimizi çok düşünmüyorum. Fakat böyle bir hareket yoktur dediğimiz zaman da aslında bahsedeceğim birçok hareket
birçok karşılaşma, birçok tartışma ve birçok önemli politik özneyi de yok saymak istemiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de kamusal alana Müslüman görüntüsüyle ve kimliğiyle çıkan çok çeşitli kadınların ve grupların tarihini göz önüne almak gerekir. Müslüman kadın hareketi ya da hareketleri dediğimiz zaman. 80'den sonra ortaya çıkan kadın hareketi aslında sol ve liberal feministleri, sendikalı kadınları, orta sınıfları ve alt sınıfları bir araya getirerek güçlenen bir kadın hareketi. Biz şu anda diyebiliriz ki Türkiye'de çok iyi organize olmuş. Hem anlık tepkilerde ve sokağa çıkma konusunda çok güçlü bir feminist hareket var. Hem de devletle müzakereler götürmekte çok önemli başarılar elde etmiş bir feminist hareket var. En azından bu 4-5 yıl öncesine kadar diyebiliriz. Ve çok güçlü, çok örgütlü bir feminist hareket var. 90'lardan itibaren ki bu kısmı sabah kalmak bırakıyorum ama belki 90'lardan itibaren de Kürt kadın hareketiyle temaslara başlayan ve beraber iş yapmaya çalışan bir feminist hareket var. 90'larda yine feminist hareketlerle temas eden fakat çok daha ayrı kanallardan beslenen Müslüman kadınların kamusal görünürlüğü de söz konusu. Burada öncelikle şunu belki söylemek istiyorum. Niye Müslüman kadınlar ve Müslüman kadın hareketi diyoruz? Özellikle Türkiye'de bu önemli bir tartışma alanı. Kadın hareketi demeden önce bu Müslüman sıfatını açmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de daha nüanslı ayrımlar bekleniyor. İşte Müslüman dediğimiz zaman bütün Müslümanları kastediyoruz. Fakat Müslüman kadın, yani Müslüman kimliğiyle, başörtüsüyle, dindar görünümüyle dışarı çıkan, sokağa çıkan ve politika yapan kadınlara dolayısıyla başka bir şey söylemeliyiz. Çünkü Müslümanlık çok çeşitli. Evet, Müslümanlık çok çeşitli fakat her bir tanımlama çabasında başka bir dışlayıcılık geliyor. Yani bir şekilde dini hayatı ve dini pratikleri nasıl tanımlamaya çalışırsak ya yanlış bir çerçeve çiziyoruz ya da dışlayıcı bir çerçeve. Mesela mütedeyyin ya da dindar kadınlar diyoruz ama mütedeyyin ve dindar kavramları da çok içeriğinin nasıl doldurulacağı çok belli olmayan kavramlar. Yani dindarlığı başörtüsünden izleyeceğiz. Din, mütedeyyin olmayı hangi pratikle sınırlayıp kimliklendireceğiz? Bu bence çok doğru bir tanımlama değil. İkinci bir tanımlama muhafazakar kavramı. Yine 80'lerden sonra, 90'lardan sonra üniversiteye giden, çeşitli STK'lara giden, politik olarak aktif, çeşitli İslami siyasi partilerde ve İslami hareketlerde yer almış kadınlara ne kadar muhafazakar diyebiliriz? Yani aslında toplumsal bir değişimin önemli öncüleri, yani her açıdan, işte belki Türkiye'deki siyasal İslam açısından da, AK Parti gibi yükselen konvansiyonel partiler içerisinde de daha feminist harekete yakın politik özneler içinde muhafazakar kavramını kullanmak çok zor. Dolayısıyla bu kavram da benim için problemli. Dolayısıyla kamusal bir görünürlük olarak Müslümanlık daha doğru ve daha aslında tam bir çeşitliliği vurgulayan, yani Müslüman kimliğimizle sokağa çıkıyoruz, iş yapıyoruz, siyaset yapıyoruz ama bu demek değil ki Müslümanlığı temsil ediyoruz bu işleri yaparken. Böyle bir şey iddia etmek doğru olmaz bütün bu kadın çeşitliliği içerisinde. Dolayısıyla bütün bu kavramsallaştırma aslında Müslüman kimliğinin görünürlüğünü de sadece başörtüsüne indirgemeye çalışıyor ve dolayısıyla da bu alanda çalışan birçok kadını da tek bir hikayeye indirmeye çalışıyor. Halbuki hikayeler çok fazla. Mücadele alanları da çok daha geniş. Bu 80 ve 90'larda önemli bir
hareket başörtüsü yasaklarına karşı çıkan kadınların hareketi. Yani üniversitede ve kamuda, üniversitede öğrenci olmak ve kamuda çalışabilmek için sokağa çıkan, eylem yapan, itiraz eden kadınlar. Bu kamusal görünürlük önemli çünkü yine önemli bir hem siyasi özne hem de bir yazar olarak mesela Cihan Aktaş'ın yorumu benim için yol gösterici oldu bu konuda. O İran karşılaşması yapmıştı. İran'da başörtüsü kadınların kamusal alana çıkmasını mümkün kılarken devrimden sonra yani yasak başını açmak yasaklanınca ancak başörtülü olarak kamusal alana çıkılabiliyordu. Türkiye'de ise başörtüsü yasakları kadınların politik özne olarak sokağa çıkıp başörtüsünü talep etmelerine neden oldu. Fakat ilginçtir ki bu hareket, yani başörtüsü üzerinden örgütlenen kitlesel hareketler bir kadın hareketine evrilmedi. Tam tersine daha muhafazakar, tam da dediğim gibi bu kadınların çabalarına ve emeklerine ters düşen bir çerçevede daha muhafazakar bir partinin, yani AK Parti'nin yükselişine ihale edilen bir hareket oldu. Ben bunu biraz açıkçası hani üzüntüyle karşılıyorum diyelim. Hani bu enerjiden daha güçlü bir kadın hareketi çıkabilecekken bu enerji AK Parti'nin önemli dayaklarından biri oldu. Ve muhafazakar bir partinin hanesine yazıldı. Fakat bir yandan oradan çıkan, oradan sokağa çıkan kadınların hepsi evlerine dönmediler. Bir kısmı STK'cı oldu. Aslında bu STK'lar çok ayrı bir başlık. Yani özellikle eğitimli orta sınıf şehirli kadınların işte sağlık alanında, sosyal hizmet alanında, yardımlaşma, sosyal yardım alanında çalışan önemli vakıf ve dernekleri var. Böyle çok büyük bir paketten bahsedebiliriz. İkincisi daha önemli, yani bu sorunu bir kadın meselesi, yani devletin meselesi üzerinden bütün politikalara karşı çıkmak üzerinden ele alan kadınlar oldu. Bu kadınlar da daha 2000'li yılların başlarında feminist hareketle temas etmeye başladılar. Ben de onlardan biriyim aslında. Ben kendimi daha çok ana akım feminizmin içinde tarif ediyorum. Yani kendimi Müslüman kadın hareketinin öncüsü ya da öznesi olarak çok tarif etmiyorum. Çünkü ben feminist hareket içerisinde şiddete karşı özellikle örgütlenmiş feminist hareket içerisinde daha çok yer aldım, yer alarak en azından kendime feminist demeye başladım. Fakat bu dönem aynı zamanda Müslüman kadınların kadın hareketiyle de temas etmeye başladığı dönem oldu. Ve birkaç iş yaptık beraber o dönemde, farklı gruplardan kadınlar. Birbirimize sahip çıkıyoruz gibi, yani kadınların bedenlerine yönelik her türlü politikaya karşı çıkan ve devletin, dinin, erkek egemen toplumun bedenlerimize müdahalesine karşı çıkıyoruz dediğimiz bir birbirimize sahip çıkıyoruz inisiyatifi oluşturduk. Bu önemli bir hareketti çünkü böyle ilk, yani birçok temas oluyor farklı kadın grupları arasında ama kamusal görünürlüğü en yüksek olan etkinlik buydu. Bu tip grupları da aslında 2000'li yılların başında sosyal medya üzerinden toplanan grupların ve e-mail gruplarının, böyle networklerin, ağların çok geliştiği, yeni yeni ortaya çıktığı döneme tekabül ediyor ve bu internet ortamını çok kullandık biz. Ve böyle sınırları çok belli olan, işte bir araya geldiğimiz, konuştuğumuz, tartıştığımız, beraber deklarasyonlar yaptığımız bir gruptan çok birbirini tanıma, birbirini anlama, birbiriyle temas etme çabasıydı bu gruplar. Ve internet ortamında daha çok bu tartışmalar yapıyordu. Ve genelde imzaya açılan metinler üzerinden tartışıyorduk. Bu da şu demekti, aslında bir örgüt imzası kullanmıyoruz birbirimize çatıştık.
sahip çıkıyoruz inisiyatifi diye. Fakat tek tek herkes imzalıyordu. Yani 200, 300, 500 imza. Aklınıza yatan metne imza atıyorsunuz, aklınıza yatmayana imza atmıyorsunuz. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Türkiye'de belli ayrımları bir noktaya kadar aşabiliyorsunuz. Yani feminist amaçlar ve hayaller etrafında ya da kadın hareketinin ortaya çıkardığı şiddete karşı duruş anlamında bir araya gelebiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de kültür üzerinden yürüyen çok önemli bir kamplaşma var. Bunlardan biri aslında Kürt hareketinin çok yüzleştiği bir şey, işte töre meselesi. Yani işte bu kadınlar töre yüzünden işte baskı altındalar hikayesi. Buna karşı politika üretmek zorunda kaldığı gibi, yani buna cevap vermek zorunda kaldığı gibi Kürt hareketi. Aslında Müslüman kadınlarda din sizi eve hapsediyor sorusuna bir cevap vermek ve cevap bulmak durumunda kaldılar. Yani bu iki tartışma aslında belki bu akşam ki beraberliği de bir noktada birleştiriyor olabilir. Din, yani hem dinin erkek egemen yurtlarıyla mücadele etmeye çalışan kadınlar, hem de seküler modern söylemin sizin dininiz size bunu söylüyor, siz aksini yapıyorsunuz ya da karşı çıkıyorsanız çeşitli dışlanmalara, toplumsal hayattan uzaklaştırmalara, öncelikle Müslümanlığa karşı çıkmanız gerekir şeklindeki tepkiler. Ve böyle iki cephede aslında savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir yandan geleneksel, erkek egemen, din yorumunun sizin hayatınız düzenlemesine karşı çıkarken, bir yandan da bu karşı çıkışınızın görünür olması için mücadele ediyorsunuz. Böyle bir alan. Fakat son, yani Gezi direnişinden sonra diyelim, Gezi direnişiyle beraber bu toplumsal kamplaşma, polarizasyon o kadar sert bir hal aldı ki bizim maalesef bu kadınların temasları da biraz yara aldı. Tabii. Tamam, buna daha sonra gelelim. Ama arka plan budur. Yani ben de böyle bütün bu farklı çabalar içerisinde aslında hep yer aldım. Yani arada duran bir insan olarak hani kendimi böyle Müslüman kadın hareketinin temsilcisi ya da feminist hareketinin temsilcisi diye tanımlanıyorum. Teşekkürler. Sabahat Hanım, size geçelim. Siz biraz Kürt kadın hareketinin tarihsel ve sosyopolitik arka planını bize anlatır mısınız? Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu organizasyonu yapan, emeği geçen tüm arkadaşlara, dostlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim açımızdan da önemli bir toplantı. En azından kendi durduğumuz nokta mücadelemizi anlatmak, anlatabilmek. Kürt Kadın Hareketi'nin tarihini, Türkiye Kadın Hareketi ile olan ilişkilerini ve aslında erkek egemen sisteme karşı dünya genelinde başlattığımız ya da kadınlar olarak başka bir dünya mümkün diye sloganlaştırdığımız dayanışmayı güçlendirmek açısından da önemli olduğunu görüyorum. Şimdi ben konuşmama başlamadan önce bir şey özgeçmiş düzeltmesi yapayım. Birleşmiş Milletler'de çalıştığıma dair, yani yanlış anlatırsam öyle bir şey vardı. Ben aslında hep kadın hareketinde çalıştım. Türkiye'deki siyasi atmosfer nedeniyle 5 tane parti değiştirdim. HADEP, DEHAP, DTP, Barış ve Demokrasi Partisi. Çünkü partilerimiz 4 yılda bir devlet tarafından kapatıldığı için, yani sürekli yeni partiler kurmak zorunda kaldık. DTP'nin, BDP'nin ve HDP'nin, bu 3 partinin kurucuları arasındayım. Ve hepsinin de kadın politikalarında çalıştım. Daha çok DEHAP döneminde partinin dış ilişkiler komisyonunda çalıştığım için o bilgiden de özellikle uluslararası kadın örgütleriyle de bir diyalogumuz oldu. Feminist hareketlerle
sosyalist hareketlerle ve ekoloji hareketiyle alanda çalışmalar yürüttüm. İki dönem milletvekili yaptım. Cezaevindeyken milletvekili seçilen herhalde. Dünyada başka örnek var mı bilmiyorum. Bir milletvekilim ama şöyle bir farklılığı var. Kadın hareketi tarafından aday gösterilerek bağımsız Türkiye'deki %10 seçim barajı nedeniyle bağımsız aday gösterilip 100 bine yakın oy aldım 3. bölgede ve milletvekili seçildikten sonra cezaevinden çıktım. İkinci dönem dışarıdayken kendi kampanyamı yürüttüm. Şimdi de başka bir seçim kampanyasında aslında yeniden çalışıyoruz. Ama aday değilim. Böyle bir şeyi de yapmış olayım. Kürt Kadın Hareketi açısından şöyle bir bilgi vermek önemli. Aslında Kürt Özgürlük Hareketi'nin Kürtlerin daha doğrusu devletin uyguladığı baskı politikalarına karşı itirazıyla başlayan bir süreçten bahsedebiliriz. Yani Kürdistan coğrafyası dörde ayrılmış, İran, Irak, Suriye ve Türkiye parçasında ve Kürtler dört parçada yaşıyor ve dört ülkenin de baskı politikalarıyla ne yazık ki karşı karşıya kalmış durumdalar. Dolayısıyla burada da aslında bir ulusal mücadele ya da işte bu baskı politikalarına karşı bir kimlik mücadelesiyle çıkan bir durum. Türkiye'de de özellikle işte 70'lerden sonra 68-78 şairle birlikte belki yani 70'lerden sonra bir uluslaşmaktan bahsedilebilir. Bir itiraz yani Kürtlerin artık kendi geleceklerini, kendi kaderini belirlemesi yönünde ortaya koydukları bir irade ve bunun ortaya çıkarttığı toplumsal sonuçlarla birlikte kadınların da bu mücadelede yer alması. Kürdistan İşçi Partisi diye ifade eden, söylenen PKK'nin aslında ortaya çıkmasıyla birlikte kadınlarda da o yaşanan savaş, çatışma nedeniyle kadınların da mücadeleye girmesinden bahsedebiliriz. İlk başta bir kadın bilincinden ziyade bir aslında bir halkın geleceğine dair söz söyleme, halkın kendi varlığını koruma, kendi varlığını ifade etme üzerinden bir siyasetten bahsedebilir. Türkiye'de 90'lı yıllar çok çetin geçti. 90'lı yıllarda devletin inkar, imha ve asimilasyon politikası diye ifade ettiğimiz politikanın yansımaları çok derin oldu. Aslında öncesinden de var. Cumhuriyet kuruluşunda Dersim katliamı, İzlam katliamı belki Kürtler açısından hala hafızalarında yer eden ve en çok da kadınları etkileyen katliamlar olarak ifade edilebilir ama 70'lerden sonra Türkiye'de aslında bir Kürtlerin politikleşmesinden, politik sahneye çıkmasından bahsediyoruz. 90'lı yıllarda devletin bu şeyi bastırma hareketi yeni bir isyan, o dönem Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in söylemiyle 29. isyanı bastırma diye ifade ettiği, hani isyanı bastırmak üzere uyguladıkları baskın politikalarıyla işte bir yandan Türkiye'de Maraş olayları yaşanıyor, Maraş katliamı arkasından 12 Eylül darbesi yaşanıyor. Darbe sonrası tutuklanıp cezaevine konanlar, devrimciler var, Kürt hareketinde üye insanlar var. Ve bununla birlikte cezaevlerine gidip gelip politikleşen kadınlardan, yani siyasi nedenlerle tutuklanıp cezaevine girip onların aileleri tarafından politikleşen kadınlardan bahsedebiliriz. Leyla Zana bunlardan birisi. Mehdi Zana tutuklanıp cezaevine girdiğinde aslında Leyla Zana Diyarbakır Zindanı'nda işte eşinin ziyaretiyle birlikte politikleşerek mücadeleye giren, daha sonra işte Yurtsever Kadınlar Derneği ve milletvekilliğine kadar gelen, sonra da işte Kürtçe yemin ettiği için mecliste apar topar cezaevine gönderilen, 10 yılı da cezaevinde geçen bir kadın. Şimdi tekrar milletvekilimiz oldu ama çok uzun bir süre geçmesi gerekti. Kürt Kadın Hareketi'nden o yüzden 90'lı yıllardaki bu politik şeyi dışında asıl kadın hareketi olarak bahsetmek belki işte bu atmosferde Yükselen Kadınlar Derneği kuruluyor. Ama çok kadın hareketi olmaktan ziyade yaşanan bu savaş çatışma nedeniyle daha çok işte yakınları tutuklu olan ya da yakınları işkence gören insanlarla dayanışmaz. Oradaki kadınlarla yan yana gelmek üzerinden kurulan bir şey. Daha sonrasında aslında HADEP'le birlikte, yani siyasi partilerle birlikte, hani daha önce HADEP'ten önce de partiler var, HEP, ÖZDEP, bunlar da devlet tarafından katılan partiler. Bu
burada da kadınlar yer alıyor ama bir kadın perspektifiyle, kadın bakış açısıyla yok. İlk kez belki kadın hareketinden bahsedeceğimiz süreç HADEP süreci oluyor. HADEP'te %70 uygulandı ve kadın kolları kuruldu. Ben aslında oradan gelen birisiyim. Kadın kollarının kuruluşunda yer alan birisi olarak. O zaman işte kadın, evet genel sorunlarımız var ama kadınların yaşadığı başka sorunlar da var. İşte kadınlar şiddet görüyor. Kadınlar erkek egemen sistemin mağdurları. Dolayısıyla kadınlar olarak halkın, yani Türk halkının geleceğine dair sözler söyleyebiliriz ama aynı zamanda politikleşmek durumundayız. Çünkü 90'lı yıllarda şöyle bir durum da var. Yani savaşın derinleşmesiyle birlikte aslında işte Kürt gençlerinin gerilla yakıtılması, dağa çıkması da kadınların da dağa çıkması toplumsal olarak da çok ciddi bir dönüşme neden oldu. Yani aslında feodal bir toplum yapısında evinde çıkmayan, geleneksel değerleri yaşatan kadın birdenbire Kürt halkı için mücadele eden, eline silah alan bir başka bir rol üstlenen bir noktaya dönüşmüştür. Bu toplumda da bir değişimi ifade etti ama bunun siyasal olarak tercihini, yansımasını biz HADEP kadın kollarında gördük. %25 kadın kotası. Daha sonra HADEP kapatılınca DEHAP'ta bu kadın perspektifi devam etti ve kadın kolları, yani kadınların ayrı örgütlenmesi gerekir. Kadınlar kendi hakkında kendileri karar alacak ve ana akım politikalarda, partilerin politikalarını etkileyecekler. DEHAP'ta %35 kadın kotasına dönüştü bu iş. Yine kadın çalışmalara özgün oldu ve aslında çok önemli işler yapıldı. Bu dönemde sadece Kürt kadınları örgütlenmedi, aynı zamanda Türkiye Feminist Hareketi'yle, Türkiye Sosyalist Hareketi'yle, Müslüman kadınlarla aslında çok önemli işler yapıldı. Daha çok kadına yönelik şiddet ve barış politikaları. Yani aslında biz Türkiye'de kadın hareketlerinin ortaklaştığı temel nokta, bir yandan özel alan politiktir diye feministler olarak söylediğimiz sözün, işte aile içi şiddet, kadına yönelik işte katliama dönüşen şiddete, tacize, tecavüze karşı mücadele ederken bir yandan da savaş nedeniyle kadınların yaşadığı sorunları gündeme taşımak ve barış perspektifiyle hareket etmek oldu. DEHAP'tan sonra DEHAP'ı biz kendimiz feshettik. DEHAP'ı devleti kapatmadı, böyle bir fark var. Demokratik Toplum Partisi'ni kurduk. Bu defa aslında yaklaşımımız da farklılaştı. Biz eş başkanlık sistemini, yani genel başkanımız iki tane, birisi kadın olmak zorunda. Yani kadınların aslında siyasetteki konumunu çok güçlendiren bir karar aldık. Ve %40 kadın kotası, yani yönetimlerde bir parti genel başkanlarımız iki kişi olacak, biri kadın olacak. %40 da kadın temsil olacak. Ayrıca kadın meclisimiz olacak, gençlik meclisimiz olacak. Ve kadın meclisimizin ürettiği yani politikaları merkez ana akım politika uymak zorunda. Yani kadınların kendi kararlarını kendileri alırlar. Partinin diğer organları da buna uymak zorunda diye. Yine kadın çocuğumuzda kadına yönelik şiddet konusunda çok ciddi kararlar alındı. Yani kadına şiddet uygulayanlar partimizde yönetici olamaz. Çok eşli olanlar partimizde yönetici olamaz. Dolayısıyla yükselemez gibi kadına yönelik şiddeti engelleyecek bazı şeyler, kararlar alındı. Ama bununla birlikte şeyler devam etti. Yine Türkiye Kadın Hareketi ile biraz önce söylediğim kadına yönelik şiddet ve savaş perspektifiyle birlikte olmalar devam etti. O konuda özellikle Barış İçin Kadın Girişimi'nin aslında ilk şeyleri o dönemde atıldı. Biz işte Diyarbakır'da savaş politikalarına karşı kadınlar olarak sözümüzü söyleme, geleceğimizi belirlemek üzerinden birçok etkinlik, Türkiye Kadın Hareketi ile etkinlikler yaptık ve aslında onun sonrasında Barış İçin Kadın Girişimi, Türkiye Kadın Hareketi ile Kürt Kadın Hareketi'nin ortak bulduğu bir hareket oldu. Biz bu parti tartışmalarını yürütürken daha döneminde şöyle ifade ettik, Demokratik Toplum Partisi'ne geçerken sadece siyasi partide çok lafım var, bitirmem lazım. Şimdi derdi çok olunca çok hızlı konuşuyorsun. Tabii tercümanlar zorlanıyor öyle. Demokratik Toplum Partisi'ne geçerken sadece kadınların bir siyasi partide ifade edilmesinin eksik ve yetersiz olduğunu, dolayısıyla kadınların daha özgür örgütlenmesi gerektiğini, bütün sadece partide, işte sivil toplum örgütünde, sendikalarda yer alan ya da bağımsız kurumlarda çalışan kadına yönelik şiddet ya da kadınlar için istihdam alanında geliştirmesini çalışan
kadınlar olarak ayrıca bir kadın hareketi kurduk. İsmimize de Demokratik Özgür Kadın Hareketi. Siyasi partide yer alan kadınlar da bu üst çatı örgütünün içerisinde yer almaya başladılar ve aslında biz bundan sonra partideki rolü, kadınların partide örgütlenen, siyasi partide örgütlenen rolünü değiştirdik. Kadın hareketi daha özgün ve bağımsız. Böylece bütün alanlarda, siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik alanda çalışan tüm kadınlarla kadın politikası geliştirdik. Bunun özünde şöyle bir şey var. Biz erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. 5000 yıllık erkek egemen sistemin yasalarını değiştirmek, alışkanlıklarını değiştirmek, kadınları temel özne haline getirebilmek, kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek muazzam bir enerjiyi gerektiriyor ve öncelikle zihinsel değişim gerekir. Bunun için ama kadınların özgür örgütlenmesi gerekir. Mutlaka kadınlar örgütlenmeli. Kadınlar örgütlenerek hem kendilerini değiştirecekler hem de erkekleri de dönüştürecekler. Hatta o dönemde kopuş teorisi diye bir şey tartıştık kadınlar olarak, Kürt kadın hareketi olarak. Kopuş teorisi şöyle, yani erkeklerden koparak kendi ayaklarımız üzerinde duracağız, kendi örgütlerimizi oluşturacağız, kendi kararlarımızı kendimiz alacağız. Erkekler bizim kararlarımıza karışmayacak ama biz erkeklerin de kendi perspektifimize göre, kadın özgürlükçü perspektife göre yaklaşması için karma örgütlerdeki kararlara etkide bulunacağız. Hatta o dönem erkek arkadaşlarımız şöyle diyordu yönetimde, siz hem kadınları belirliyorsunuz hem erkekleri belirliyorsunuz. O zaman kadınlar daha güçlü bir noktaya gelmiş oluyor. Bu aslında bu özel önlemler, kota sistemi, eş başkanlık sistemi, kadınların ayrı örgütlenmesi Türk kadınlarını müthiş güçlendirdi. Tabii bu konuda özellikle şu, yani nasıl oluyor da, çünkü çok soruluyor, nasıl oluyor da işte Orta Doğu'da işte daha feodal ilişkiler içerisinde olan bir halkın içerisinde bu kadar özgürlükçü bir kadın hareketi çıkıyor. Ya bu konuda Abdullah Öcalan faktörünü unutmamak lazım. Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın aslında ulusal mücadele verirken bir yandan da kadın perspektifini sunmuş olması kadınların önünü açan bir şey oluyor. Yani erkekler, Kürt erkekleri kendi de işte bir hareketin lideri, önderi, bir halkın öncüsü bu işi söylediğinde bir kenara çekiliyor. Yani ikna olmasa da aslında bu konuda kadınlara bir alan açılmış oluyor. Bundan sonraki iş kadınların bu yolda örgütlenerek yürümesi. Aslında Kürt kadınları bunu başardı. Yani bu açılan yolu kendisinde önemli bir avantaj olarak kullanıp bu konuda mücadeleyi sürekli yürüttü ki buna rağmen çok zorlandı. Örneğin eş başkanlık sistemini getirdiğimizde erkekler dedi ki olmaz, Türkiye yasalarında yok, işte partimiz kapanır, nasıl olacak, işte nerede görülmüş iki tane genel başkan olduğu gibi uygulamalar tartışıldı. Yine kota, işte kadınlar zayıf mı ki kota uyguluyorsunuz, kadınlar da başarsın gelsin ama kadınlarla erkeklerin ölçüleri hiçbir zaman birbirine uymuyor. Çünkü kadınlarda daha çok özellik isteniyor. Bu açıdan o kota sistemi ve eş başkanlık bizim için çok önemli bir şeye dönüştü. Demokratik Toplum Partisi de kapandı sevgili arkadaşlar. Demokratik Toplum Partisi'nde 2007 yılında ilk kez biz bağımsız adaylar yöntemiyle parlamentoya girdik. 8 kadın milletvekilimiz parlamentoya girdi ve kadınların gösterdiği performans parlamentoda aslında çok ciddi bir toplumsal değişime neden oldu. Kadınlar başarabiliyor, kadınlar önce olabiliyor. Hatta Demokratik Toplum Partisi'nin 22 milletvekilimiz vardı, bunun 8'i kadındı. Kadınların siyaset yapma şeyi daha etkindi ve toplumdaki değişim dönüşümü de çok etkili oldu. Ama ondan önce yerel yönetimlerde kadın deneyimlerimiz var. Belediye başkanlıklarında önce 3 kadın arkadaşımız vardı, sonra 9 kadın arkadaşlar çıktı. DTP'de de aslında milletvekili parlamenter temsilde de çok önemli bir kazanım elde ettik. Daha sonra DTP kapatılınca Barış ve Demokrasi Partisi'ni kurduk. Biz çok deneyimliyiz ya. Devlet kapatacağını bildiğimiz için hemen yedekte partimiz hazır oluyor. Şimdi o yüzden herkes, yani parti nasıl kurulur bize sormamız lazım. Her şey hazır yani her an. Barış ve Demokrasi Partisi'nde bu kurallar devam etti. Eş başkanlık sistemi %40 kadın kotası, kadın meclisi ve parlamentodaki temsil düzeyi biz yerel yönetimlerde kadınların güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde de ciddi anlamda şey sorunu var. Yani %1 oranında kadın temsilci Türkiye genelinde. Bu oran yükseldi de yine aslında biziz. Çünkü meclis üyeliklerinde %40 cinsiyet kotası uyguluyoruz. Belediye başkanlıklarında da kota uygulayıp mesela o dönem Barış ve Demokrasi Partisi ve DTP döneminde bazı illerde sadece kadınlar aday olabilir diye
karar veriyoruz. Çünkü öyle olmadığı zaman erkekler hemen geliyor, onlar daha yetenekli ya. Onlar hemen her şeyi biliyor, zaten konuşuyorlar. Öyle olunca alan açmıyorlar. Biz bunu önlemek için sadece kadınlar aday olabiliyor, kadınlar kendi arasında yarışıyor. Bu bize çok önemli şeyler kazandırdı ve Barış ve Demokrasi Partisi çalışmalarında da arkadaşlar biz şey geliştirdik. Daha sonra uzatmayayım. Barış ve Demokrasi Partisi'nde kendini feshetmedik, şöyle yaptık. Barış ve Demokrasi Partisi'nde içerisinde oldu. Daha geniş bir çatı kurduk. Halkların Demokratik Partisi. Şimdi Halkların Demokratik Partisi farklı bir parti. Hem Türkiye sosyalist güçleri, demokrasi hareketi, ekoloji hareketi, kadın hareketi, feminist hareketlerin içerisinde yer aldığı bir yapı. Hem de Kürt özgürlük hareketi bileşenlerin içerisinde aldığı bir yapı. Ortak çatı partisi. Bu çatı partisinde durumu daha da geliştirdik. Eş başkanlık sistemi ve %50 eşit temsil. Şimdi birkaç rapor size rakam vereceğim. Durumun aslında Kürt kadın hareketinin Türkiye siyasetini ne kadar etkilediğini göstermek açısından önemli. Biz ilk parlamentoya girdiğimizde sevgili arkadaşlar Türkiye'de kadın oranı %4'tü. Toplamda 48-49 milletvekili vardı. 8'i bizden de. Bizdeki temsil yani o zaman Demokratik Toplum Partisi'ndeki oran %40'a yakındı. Türkiye geneli %4'tü. Toplam parlamentoda 49 kadın milletvekili vardı. 2011 yılında bizdeki sayı 11'e çıktı. Yine oranımız %30. Bu defa çünkü 36 milletvekili seçtik. Gerçi birini AKP çaldığı için hafif dişleri milletvekili olamadı. 35 milletvekiliyle bunun 11 kadın oldu. Toplamda Türkiye'de 78 kadın milletvekili oldu. Yani yine oranıyız zaten biziz. En son seçimlerde de bu defa da Tayyip Erdoğan çaldı halkın iradesini. 7 Haziran seçimlerinde sandığı yok saydığı için öyle diyorum çaldı. Türkiye'de 17-25 aralık operasyon nedeniyle hırsızlık çok tartışıldığı için sadece halkın paraları çalınmıyor aslında halkın iradesini el koyan bir yaklaşım var. 98 milletvekili var kadın. Sevgili arkadaşlar bunun 32'si HDP'de, Afgan Demokratik Partisi'nde, diğerleri de diğer üç partide. CHP ve AKP'nin parlamentoda temsil oranı %15, MHP'ninki, Milliyetçi Hareket Partisi'ninki %5, HDP aslında Türkiye genelinde yani dikkat ederseniz geçen dönem 2011'de %14'tü, şimdi %18'e çıktı. Aslında Kürt kadın hareketi sadece kendisini etkilemiyor. Türkiye'deki kadın hareketlerini ve diğer siyasi partileri de etkileyerek onların da daha çok kadın aday göstermesine öncülük ediyor. Yine başörtüsü yasağın kalkması konusunda mesela Kürt kadınların çok büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. İki dönem çünkü parlamentodaydım. Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda çalıştığım birçok çalışmalarda bizzat başörtüsü yasağının kalkması için çalışma yürüttük. Kadın hareketleriyle bu meselenin sadece AKP'nin meselesi olmadığını ifade ettik. Ama AKP başörtüsü yasağını sanki kendi kaldırıyormuş gibi ifade etti. O zaman hatırlıyorum benim de imzacısı olduğum kadınlar olarak çağrı yaptık. Başörtü kadınlar olarak başörtülü kadınların özgürlüğünü istiyoruz diye. Çok kısa sürede 10 bine yakın imza toplandı ve aslında bu toplumda da bir karşılığını buldu. Böyle bir bilgi verdikten sonra şöyle toparlayayım. Tamam. Bana Ayşe falan kötü baktı ki süreci. Tamam. Ne kadar nasıl toparlayabilirsem. Şöyle ifade etmek istiyorum. Tabii ki 80-90'lı yıllardaki bir Yemen Kürt hareketinin uluslaşma mücadelesi, kadınların karşılaştığı devlet 8 doğru politikalar nedeniyle barış talepleri kadınları giderek toplumsallaştı, yani siyasallaştırdı. Kadınlar 8 Mart'larda 25 Kasım'da yönelik şiddet günlerinde daha çok sokağa çıktı. Kürt Kadın Hareketi Türkiye genelinde yüz binlerce kadını sokağa çıkarabiliyor. Bu çok önemli bir güç. Yani aslında Dünya Kadın Hareketi içerisinde sanırım en kitlesel kadın hareketi ama bu bağlamda daha sonra konuşacağız. Özellikle Kobani direnişi ve Rojava devrimi de aslında kadınların bu kadar öncülük etmesine de
bu perspektiften bakmak gerekiyor. Rojava devrimi bir kadın devrimi olması, sadece kadınların gerilla YPJ içerisinde savaşıyor olmasıyla alakalı değil. Aslında kadınlar toplumsal yaşamın içerisinde rol almak, yeni yaşamı kurmasıyla alakalı. Kobani direnişinde kadınların DAEŞ'e karşı ya da IŞİD'e karşı gösterdikleri direniş aslında özünü Türkiye Kadın Hareketi için anlattığım bu gelişmenin bir bütün, aslında dört parça Kürdistan diye ifade ettiğimiz bütün alanlarda kadınların özgür mücadelesiyle de alakası var. Çünkü Kürt kadınları aslında kendi geleceklerini kendileri kurmak istiyor. Erkek egemen sistemle dertleri var. Bu sistemin değişmesini istiyorlar ve bu sistemi değiştirirken, yeni sistem kurarken de mutlaka kendileri içerisinde olacaklar. O açıdan buradan baktığımızda işimiz kolay değil ama çok önemli bir aşama kat etmiş olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Sanırım süremi aştım artık. zaman çok nankör yetmiyor. Yani bu kadar anlatabiliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bilgiler için. Şimdi saate bakıyorum. Bir saatiniz daha var. Onun belki son yarım saatini, yani aslında daha çok zaman ayırmak isterdim soru cevap kısmını ama gerçekten sorular çok büyük, konular çok çeşitli. Onun için belki sormak istediğim iki soruyu birbirine ekleyip daha sonra 15'er dakika tekrar bir o sorular hakkında konuşabiliriz. Böyle son yarım saatte de sizin sorularınızı toplar, onlar üzerine konuşuyoruz. Bunlardan birincisi AKP iktidarı zamanındaki kadın politikalarıyla ilgili. Son 13 yılda kadınların giderek çeşitlenen, birbirini tamamlayan, bazen dışlayan talepleri oldu, oluyor. Fakat bunların hepsinin ortak yanı, hepsinin mevcut kadının mevcut statüsüyle hak ve özgürlüklerine meydan okuyan bir tarafı olmasın. Bunlardan bazıları sizin de ifade ettiğiniz gibi mesela kadın cinayetlerine, kadın katliamlarına mahkemelerce verilen ihal ve haksız tahrik indirimleri, üniversiteler, kamu kuruluşları ve mecliste sürüyordu demokratikleşme paketinden önce. Fakat bazı meslek gruplarında hala devam etmekte olan başörtüsü yasağının yasal ve nihai olarak kaldırılması. Ve aynı zamanda işte Kürt hareketi ve bileşenlerinin taleplerini karşılayacak yasal bir çerçeve, barışın eşit, özgür bir zeminde inşa edilebilmesi gibi. Ve bu talepler elbette ki içinde bulundukları toplumun birer ürünü, bir nevi. Ondan çünkü işte algılarla, değerlerle, pratiklerle, günlük pratiklerle sabitlenen, yeniden üretilen şeyler. Fakat aynı zamanda devletin de bazı politikaları var. Yani bu değerlerin, normların dönüşmesinde, yerleşmesinde çok büyük rol oynayan. Şimdi ben bu bağlamda sormak istiyorum. Kadın hakları kadın politikalarını bir yani kadın hakkı savunucusu aktivistleri olarak siz durduğunuz yerden acaba nasıl görüyorsunuz? AKP kadın iktidarları kadın politikaları bağlamında en çok gözünüze çarpan engel ve fırsatlar nedir? Toplumsal cinsiyet ve kadınlık üzerinden anlatabilirseniz çok sevinirim. Daha sonra. Şimdi soru-cevap kısmına geçtiğimizde isterseniz. Kim başlamak isterse bağlamak isterseniz. Bu aslında biraz önce yaptığım konuşma buna alt zemin oluşturmuş oldu. İki dönem parlamentoda çalıştım. AKP'nin tabii kadın politikaları kadınları giderek eve kapatan, aslında kadın erkek eşitliğini esas almayan bir noktadan olduğu için çok ciddi tartışılması gereken bir konu. Şöyle, özellikle Tayyip Erdoğan, daha önce başbakanlı, şimdi cumhurbaşkanı ama AKP'nin politikalarını çok belirleyen bir nokta. Kadın erkek eşitliğine inanmıyoruz. İnanmıyorum, kadınla erkek eşit olamaz söylemi aslında AKP'nin politikasını çok şekillendiren bir politika. AKP'nin role model kadını, aslında kadını eve kapatan, kadının ikinci olma durumunu
güçlendiren, kadınları toplumsal hayattan geri çeken, sadece anne olarak konumlandıran, sadece ailenin bir parçası olarak konumlandıran bir siyaset. Eskiden kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı, o yüzden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirildi. Çünkü kadınlara reva görülen şey, kadınlar sadece sosyal politikalarla ilgilenir, çocuk bakar, yaşlı bakar, ev işlerine gider gibi. Yine kadınlar aslında üretmeye katılırken daha istihdam alanında esnek çalışma adı altında aslında neoliberal politikaların kadının emeğini sömürü alanı olarak açan bir noktada da evde çalışma, yani fason iş, işi parçalara bölüp evde kadınlar hem ev işi yaparken hem annelik görevlerini yaparken ama aynı zamanda da işte ev ekonomisine katkıda sunmak gibi bir politikayı yürüttüler. Zaten Halkların Demokratik Partisi'yle ya da Kürt Kadın Hareketi'yle AKP arasında yaşanan çatışmanın temeli bu. Çünkü Kürt Özgürlük Hareketi'ndeki kadınlar başka bir rol model sunuyorlar kadınlara. Kadın erkek eşittir, yaşamı birlikte kuracağız, bütün yasaları birlikte çıkaracağız. Yani kadınların biyolojik olarak, kadın erkeğin biyolojik olarak farklı olması onları eşitsiz kılmaz. İlk eşitsizlik zaten kadın ve erkek arasında bozulmuştur. 5000 yıllık erkek egemen siyasetin tarihinde zaten bu vardır. Yani ilk kadın emeği sömürülmüştür. İlk kadınlarla iktidar kurulmuştur. Yani şeyde ve ilk aslında kadın özel mülk haline getirmiştir. Bu bizim açımızdan bir sorgulama yöntemi ve kaybettiğimiz yerden başlayacağız. O yüzden kadının durumunu güçlendirmek gerekir. Kadın ailenin bir parçası, evet, ama aynı zamanda kadın özgür bir birey olmak durumunda. Aslında bu iki rol model çatışıyor. Dikkat ederseniz biri eve kapatan, biri sömürüye açan, diğeri de kadını özgürleştiren bir noktada. Bu aslında ciddi bir durum. Ve size dikkat ederseniz aslında parlamentoda çok önemli yasalar çıktı. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı. Ama buna rağmen kadına yönelik şiddet AKP döneminde %1400 arttı. Günde işte 3 kadın şiddete uğruyor, kadınlar katlediliyor, kadınlar tacize, tecavüze uğruyor. Gün geçmiyor ki en son işte Özge Can'ın Mersin'de katledilmesi üzerine yüz binlerce insan sokağa çıktı ve bunu protesto etti. Ama Özge Can'dan sonra onlarca kadın katledildi, onlarca kadın eşleri tarafından, eski sevgilileri tarafından, eski kocaları tarafından katledildiler yani. Bunu engelleyemedi. Bunu engelleyememesi nedeni de zihinsel, yasaları yapma biçimi. Çünkü AKP yasa yaparken kadın erkek eşitliği perspektifine göre değil, kadınları aile içerisinde nasıl konumlandırırız, nasıl tutarız diye bakıyor. Öyle olunca da geleneksel yapılar devreye giriyor. Yani eşidir, işte döver de sever de, kadın işte kol kırılır, yer içinde kalır gibi şeylerle, kafasızlarıyla da pekiştirilen bir yaklaşım içerisinde. Çünkü bu yasaları uygulayanlar erkekler arkadaşlar. Erkekler de kendi zihniyetine göre uyguluyor. Mesela kadınlar şiddet gördüğü için gidiyor karakola başvuruyor. Emniyet görevlileri onu geri evine götürüyor, gönderiyor. İşte bir şey olmaz, eşindir, gidin barışın. Ya da işte çocuklar nedeniyle kadınlar bu şiddeti çekmek zorunda kalıyor ve aslında yasalar bir nevi siz kalıyor. Sorunları çözemiyor. İkincisi mesela sığınma evleri açtı. Yani bu süre içerisinde şönümler açtı. Bu şönümlerin yönetimi de yani şönümler kadınların, şiddete uğrayan kadınların uğrayacakları merkezler. Bu merkezleri de AKP kendi zihniyetiyle yönetiyor. Kadın hareketini açmıyor. Oysa bu alanda çalışan birçok kadın var. Kadın hareketinden kadınlar var. Oraya yönetimde kadınlar olması gerekir. Ama erkek zihniyetine göre yaptığı için bu sorunlar da çözülmüyor. Sığınma evine gelen kadınlar 3 ay gibi kalabiliyor ya da 5 ay. Çok kısa süre kalıyor. Sonra gidecekleri yer yok, istihdam alanları yok. Dolayısıyla ya kadınlar eşlerine dönüyor ya da işte babalarının, ailesinin yanına dönmek zorunda kalıyor. Bu da başka bir şiddete neden oluyor. O açıdan AKP'nin politikasına baktığımızda bu bir ideolojik mesele. Yani kadın özgürlük meselesi ideolojik bir mesele. Özgürlük mücadelesi de öyle. Yani erkek egemen sisteme karşı kadınlar kadın kurtuluşu ideolojisi perspektifiyle mücadele etmediği sürece başarılı olması mümkün değil. Başörtülü kadın olması ya da başı açık olması, Alevi olması, Müslüman olması hiç fark etmiyor. Çünkü hepimiz
aynı ezilmişliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Hepimiz erkek egemen sistemin mağdurlarıyız. Yani işte Türkiye'de olmak, Kürt olmak, Avusturyalı olmak bence fark etmiyor. Avrupalı kadınlar da çok şiddete maruz kalıyor. Çünkü onlar da bu erkek egemen sistemin böyle yaşamak durumunda. Yani kadınlar itiraz ettikçe, daha çok özgürlük alanı istedikçe bu şiddete neden oluyor. Bu bir iktidar mücadelesi de aynı zamanda. Yani aslında kadınla erkek arasındaki bu şiddetin ortaya çıkan nedeni bir iktidar meselesi, hiyerarşi meselesi. Bununla baş etmek durumundayız. Biz kadın, yani Kürt Kadın Hareketi'ndeki kadınlar aslında şimdi mesela bahsetmiştim, Demokratik Özgür Kadın Hareketi olarak kurulmuştuk. Şimdi ismimizi, yani daha doğrusu çalışma alanımızı da değiştirdik. Kürt Kadın Kongresi olarak örgütleniyoruz. Daha geniş bir KJA ismimiz. O KJA'nın yaptığı çalışmalardan birisi bir, kadını güçlendirmek. İki, şiddeti, yani kadının siyasette, toplumsal alanda varlığını güçlendirmek, ama yetmiyor. Ana politikaları değiştirmek için mücadele ediyoruz. Anayasaların, yasaların bu konuda değişmesi gerekir. AKP'nin bunu yapması mümkün değil. AKP çünkü mesela kadına yönelik istihdam. Türkiye'de şu an itibariyle sevgili arkadaşlar, istihdam alanları, mesela işsizlik %9 Türkiye genelinde erkeklerde, kadınlarda %12. Yani işsizlik oranına baktığınızda istihdam alanında da öyle. Kadın istihdamı çok daha az bir noktada olduğunu görüyorsunuz. Yoksulluk Türkiye'de Kürtleşmiş ve kadınlaşmıştır. Türkiye nüfusunun 16 milyon 500 bini işsiz sevgili arkadaşlar. Yani yoksulluk oranı Türkiye'de %21 oranında ve bu yoksulluğu en çok yaşayanlar %21.8 yani %22 diyebiliriz. Kadınlar ve Kürtler. Kadınlar savaş politikaları nedeniyle yoksullaşıyor. Türemi hatırlatırsan bu vücut ciddi bir sorun diye düşünüyorum. Yani bir de tabii kadınların toplumdaki durumu, kadınlar aynı zamanda bir anne, bir eş, aile sorumluluğu içerisinde kadınların bile görünmeyen emeği var. Yani kadınlar aynı zamanda aslında yaptıkları ev işlerini, çocuk bakımını, yaşlılık bakımını, ev temizliğini hepsini ücretsiz yapıyorlar. Yani ücretsiz, aslında bunu siz kapitalist toplum içerisinde bir ücrete baş vurduğunuzda aslında aileyi asıl geçindiren, asıl aileyi ayakta tutan ya da asıl toplumu ayakta tutan kadınlar. Ama buna rağmen kadına, ev kadınları, özellikle evde çalışmak durumunda kalan kadınlar kendilerini işe yaramaz görüyor. Böyle bir algı yaratılmış. Yani para getirmeyen kapitalist toplum içerisinde kadınlar işte zavallı, iş yapmayan, beceriksiz kadınlarmış gibi görünüyor. Oysa kadınların ev ekonomisine katkısı erkeklerden çok çok daha fazla. Yani bütün bunlara baktığımızda bu karşımızda çok muazzam bir sorunla karşı karşıyayız. Çok ciddi bir sorun var. Mesela diyelim Türkiye'de istihdam yazları artar, istihdam oranı. Çünkü kadınlar, aileler gider tarım alanlarında çalışır, tarım işçileri. Onlar zaten yolda giderken araba kasalarında gittikleri için ölürler. Çocukları gidemez. Bu çok ciddi bir sorun. Yani baktığımızda kadın meselesi çok karmaşık bir mesele. Bu konuda özellikle erkeklerin de sorunu var. Mesela burada erkek arkadaşlarımız da var. Biz genelde kadınlar olarak kadınlara konuşuyoruz. Oysa bu sistemin mağdurları aynı zamanda erkekler. Tabii ki erkek egemen sistemin verdiği bir avantajla erkekler kendisini daha avantajlı hissediyor, daha iktidar sahibi, ama aslında bu sistem herkesi çürütüyor. İktidar ilişkilerinin bu kadar sorunlu hale gelmesi, sürekli aslında aile içerisinde şiddete, çocuklara yansımasına, topluma yansımasını da beraberinde getiriyor. Bir kısaca bir soru daha sorabilir miyim Ali'ye? Sıkıştırsak belki 2 dakikada cevaplarsınız. Şimdi bu az önce bahsettiğiniz senin kadınlıkla alakalı ortak mücadele gerektiren ortak konuları kadınların. Bu gibi bir ortak mücadelenin önündeki engel ve fırsatlar sizce nedir? Yani mesela kadınları daha kitlesel şekilde bir arada örgütlenmekten ve hareket etmekten alıkoyan ya da bunun fırsatlarını yaratan faktörlerden çok kısaca bahsedebilir misiniz? Ya tabii kadınlar olarak sonuçta şöyle bir toplumsal şekillenmede kadınlar da şekillenmiş ve geleneksel kadınlık ve erkeklik rollerini hem kadınlar yaşıyor hem erkekler yaşıyor. Aslında kadınlar toplumu şekillendirirken, örneğin çocuklarını yetiştirirken kız ve erkek diye yetiştiriyor ve kendisine öğretilen geleneksel rolleri onlar da devam ettiriyor. Bu aslında şöyle bir soruna neden oluyor. Evet, kadınlar işte 8 Mart'a geliyor, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddet etkinliklerine geliyor.
ama daha toplumu değiştirme konusunda henüz kendisince nasıl desem o kadar cesur hissetmiyor. Bunu yapacak olan kadın hareketleri. Türkiye'de aslında çok önemli işler başarıldı. Türkiye Kadın Hareketi, Sosyalist Hareket, Feminist Hareket ve Kürt Hareketi'nin başardığı çok önemli işler var. İşte yasalar değiştiyse TCK'da çok önemli, Türkiye Ceza Kanunu'nda çok önemli değişiklikler oldu. Aslında işte İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması, mecliste kadına yönelik şiddet yasaları çıkması kadın hareketlerinin mücadelesiyle oldu. O açıdan aslında çok ciddi olanaklar var. Ama şunu görmek gerekiyor, tek tek sorunları çözebiliriz ama bizim karşımızda bir sistem var. Bu sistem değişmediği sürece bu sistem sürekli bu şeyi üretiyor yani. İktidarda da AKP gibi bu muhafazakar, kendisine muhafazakar demokrat diyen ama aynı zamanda aslında muhafazakar kesimi de tam temsil etmeyen, demokrat da olmayan, antidemokratik uygulamalar yapan bir iktidarın elinde toplum buna göre şekilleniyor. Dolayısıyla mesela sokağa çıkması yasak, özellikle kürtaj tartışmalarında AKP'nin ortaya koyduğu politika ciddi anlamda kadınlarda bir kısım kadın buna öfkelenip sokağa çıkarken bir kısım kadın da eve kapandı. Yani bu ciddi bir sorun. Gezi direnişi sırasında mesela kadınlar Türkiye'de ilk kez belki bu kadar görkemli bir direniş oldu. Kadınlar hem gezi direnişi içerisinde yer aldılar hem orada cinsiyetçi söylemlere itiraz ettiler. Küfürlü yazıları sildiler ve aslında yeni toplumsal dönüşüm açısından çok önemli bir öncelik yaptılar. Ama bir grup kadın da gezi direnişindeki kadınlara tepki duydu. Niye işte sokağa çıkıyorlar, bunu iktidara karşı bir şey olarak değerlendirdi. O açıdan olanaklar ve riskler olarak baktığımızda bizlerin örgütlülük alanıyla alakalı bir şey. Ne kadar örgütlenebiliyoruz, ne kadar geniş kesimlere ulaşabiliyoruz. Bu konuda Kürt Kadın Hareketi tabii ki daha örgütlü. Kürdistan'da özellikle çok ciddi bir örgütsel şey sahip. İşte 32 kadın milletvekili var. 1 Kasım'da inşallah daha artacak. Eğer seçimleri kazanırsa 47 milletvekilimiz olma ihtimali var. 47 kadın. 1 Kasım'daki seçimlerde. Belediyelerde eş başkanlık uygulanan 99 belediyemiz var. 99 kadın belediye başkanımız var. Gerçi şu aralar belediye başkanlarımız tutuklanıyor ve görevden alınıyor. Türkiye'deki savaş politikaları nedeniyle işte 17 belediye başkanımız, şu an kadın belediye başkanımız görevden uzaklaştırıldı. AKP'nin savaş politikası nedeniyle ve işte meclis üyelerimiz. Dolayısıyla buradan baktığımızda bizlerin örgütlülük alanıyla alakalı. Tabii ki erkek egemen toplumun temsilcileri kadınların bu örgütlü mücadelesini engellemek için her türlü çabanın içerisinde oluyorlar. Yani bu öyle kolay bir durum değil. Başta söyledim, bu ideolojik bir mesele. Yani kapitalist modernist sistemin kendisini alaşağı etmek, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir perspektifle yeni yaşamı kurmak bizim görevimiz ve bizim örgütlülük düzeyimizle alakalı bir konu diye düşünüyorum. Tekrar söz hakkım olacak mı yoksa? Yoksa şimdi önce Feyza Akınar'a tekrar bir soruyu sorayım. Sonra belki zaten gelecek sorular da onunla ilgili olabilir. Barış konuşmak istiyorum. olmaz o zaman ayırırız yani. Feyza gelin yapalım. Evet, aynı soruyu şimdi size de soracaktım. AKP'nin kadın politikaları, yani bunu bir genel sosyopolitik çerçeve olarak düşündüğünüzde siz ne gibi engeller, fırsatlar, zorluklar görüyorsunuz? Ve bunları bertaraf etmede kadınların ortaklaşmasının önündeki engeller ve kolaylıklar nedir? Şimdi Türkiye'de feminist hareketin özellikle son 3-4 yıldır gözlemlediğim çok en temel sloganı şu: aile değil kadınız. Ana akım feminizm buradan yola çıkıyor. Bütün eylemlerinde, bildirilerinde, gösterilerinde ve bütün çalışmalarında, dergilerdeki dosyalarda, yazılarda. Bu feminist itiraz tabii ki işte bu AKP kadın politikaları diye tanımlanan pakete bir itiraz. Çünkü tabii Türkiye'de çok önemli bir yönetim
yönetme biçiminde bir değişiklik oldu bu kadın meselesine. Kadın meselesi kadın başlığından çıkarılıp Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar, ikinci başlık da çok önemli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vazifesine verildi. Yani biz bir kadın bakanlığı için aslında bastırırken Türkiye'de kadın hareketi olarak kadından sorumlu devlet bakanlığından da olduk ve aile bakanlığı. Fakat biraz daha genel bir çerçevede bakarsak hani sevgili Sabahat Tüncel'in de dediği hani AKP'nin evet ideolojik olarak meseleyi işte kadının yeri ailedir ya da kadın erkek eşitliğine inanmıyorum söylemleri belirliyorsa Türkiye'de kadın erkek eşitliğine inanan bir hükümet geldi mi? Ondan da hiç emin değilim. Yani bu aslında son 12 yılın müthiş bir geriye gidiş olarak buna bakamayız. Yani Türkiye'de feminist hareket 80'lerde ortaya çıktığında da yine benzer ki zaten hep muhafazakar partiler iktidardaydı, hep benzer tepkilerle karşılandılar. İşte AKP'nin İçişleri Bakanı 90'larda da İçişleri, yani Cemil Çiçek İçişleri Bakanlığı o zaman da yaptı falan. Dolayısıyla aslında bir devlette süreklilik var bu konuda. Fakat AKP'nin getirdiği önemli yenilikler var üzerinde durulması gereken. Birinci dönüşüm aslında ilginç bir şekilde bütün bu ev içi görünmez emeğin görünür hale getirilmesi. Bu da nasıl oluyor? Çeşitli kadın emeğine dayalı işlerin tanımlanıp ücretlendirilmesi şeklinde. Mesela yaşlı bakımında belirli ücret politikaları getirilmesi gibi. İşte çocuk doğurduğunuz zaman şu kadar devlet yardımı, bu kadar devlet yardımı. Hani çok ufak şeyler ama bunların bir emek yani kadınların yapabileceği ve karşılığında para alabilecekleri şeyler haline getirilmesi. Bu önemli bir değişiklik. Aynı şekilde engelli bakımında da bu var. Yani engelli bakımında işte eğer aile engelliye bakıyorsa belli bir ücret alıyor. Hatta yazın işte bir ay tatil yaptırıyoruz diye yaz kampları yaptırılıyor falan. Bunlar bu emek alanını yani kadın emeği alanını devletin regülasyonuna sokuyor ve belli bir aile rejimini devletin sosyal politika üretme sorumluluğunu üstlenmesini getiriyor. Yani aile aslında bir zaten bir kurum olarak, yani sosyolojik olarak bir kurum olarak tanınırız ama gerçekten bir devlet kurumu gibi devlete belli hizmetler sağlayan ve bunun ufak yani yaşamını sürdürecek kadar ücret alan bir ilişki biçimi, bir yakınlık biçimine dönüşüyor. Bu ilginç tabii. Önemli bir nokta. Yani feminist hareketin bunu görmesi gerekiyor. Aile değil kadının sloganına mesela ben bu açıdan hani kendi feminist forumlarımızda da feminist tartışmalarımızda da bir itiraz etmiştim. Yani biz bu ailenin getirdiği yakınlığa, dostluğa, desteğe, duygusal tatmine ihtiyaç duyuyoruz. Bunu böyle yaşamak istiyoruz. Ama bir taraftan da buranın aslında devlet tarafından böyle en ufak parçasına ve en ufak aktivitesine kadar regüle edildiği ve insanların birbirlerine ancak aile içerisinde bağlı hale gelebildiği bir politikaya karşı çıkmamız gerekiyor. Bu yani böyle bir aile rejimi yalnız bekar annelerin, yalnız kalan yaşlıların, bakıma muhtaç engellilerin bütün bu sistemin dışında kalmasına ve aile sistemine muhtaç kalmasına neden oluyor. Ve bu yalnızlık meselesi önemli bir sorun olarak aslında Türkiye'de ortaya çıkıyor. Benim medya üzerine yaptığım çalışmalarda da aslında yalnızlık mesela insanların en çok şikayet ettikleri ve en çok kaçındıkları durum. Çünkü gerçekten eğer yalnızsanız aile rejimine dayalı bir sosyal politika sizi görmüyor Türkiye'de. Bu önemli bir şey. İkincisi de bir teknoloji var bütün bunları mümkün kılan. Yani şimdi bunları neden söylüyorum? Hani her şeyi böyle bir muhafazakarlaşma ve yukarıdan gelen bir din baskısı olarak gördüğümüzde bütün bu önemli ayrıntıları atlıyoruz. Yani Türkiye'nin üzerine böyle bir AKP politikası geliyor, yukarıdan böyle bir muhafazakarlaşıyor. Öyle değil. Aslında çok
önemli. Yani hem Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneğinden gelen çeşitli araçları kullanıyor. Fakat yeni araçları da var. Biraz önce kadın hareketinin güçlenmesini ve temasların artmasını anlatırken internetin ve teknolojinin gelişmesinin aslında etkisinden bahsetmiştim. Bütün toplumsal hareketlerde aslında bu konuşuluyor, sosyal medya ve internet etkisi. Fakat diğer taraftan devletin daha çok alana nüfuz edip bizleri daha kontrol edilebilir bireyler olarak ele almasında da teknoloji önemli bir faktör. Bilişim teknolojilerine dayalı bir devlet yönetimi. Yani bu ne demek? Mesela Kürtaj tartışmalarında bunu çok yaşadık. İşte SMS'le hamile olduğunuzun ailesinize bildirilebiliyor olması. Ama bu yani işin çok sansasyonel kısmı. Esas mesele şu ki sizin bedeninizin, biyolojik saatinizin, hamileliğinizin, doğumunuzun, öncesinin, sonrasının, bütün sağlık durumunuzun teknolojik olarak kaydedilebilir ve bir markete, bir pazara ve ailenin de kontrolüne açık hale getirilmesi. Dolayısıyla bir yandan muhafazakarlaşma diye anlattığımız şey oldukça neoliberal ve bütün o beden politikalarına dayalı bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Ama AK Parti kendisi bütün bu paketi muhafazakarlaşma, bizim değerlerimiz, kültürel değerlerimiz, dini değerlerimiz diye tam da pazarlıyor. Diğer taraftan feminist ve sol hareket de buradan vuruyor ve işte muhafazakarlaşmaya itiraz yükseliyor. Ve böyle bir aslında kısır döngüye giriyoruz. Tam da aslında ne olduğunu, gerçekten neler yaşadığımızı tam olarak tartışamıyoruz. İmkanları bütün bunların içerisinde dolayısıyla hani AK Parti'nin aslında hayatın her alanını, bedenimizin her hareketini, evimizdeki her türlü pratiği, bağlılığı ve yakınlık ilişkisini bir pazara dönüştürüyor olması bizim buralardan politika üretmemize bence en büyük engellerden biri. Yani siz emeğinizin karşılığında ufak bir para alıyorsanız bu sizin bu noktada başka imkanlar ve ihtimaller arama gücünüzü de biraz bastıran bir şey oluyor ve o paranın peşine düşüyorsunuz. Aslında bu yine sosyolog arkadaşım Nazım Üstün'den de bir çalışmasında bunu görmüştük. Özellikle Kürt hareketine karşı da devletin kullandığı bir şey o haline gelmişti. Yani siz sabah kalkıyorsunuz, akşama kadar valilik, kaymakam, burası, burası bu sosyal yardımların peşinde dolaşıyorsunuz ve bambaşka bir gündelik hayat getiriyor size. Ve o direnme gücünüzü de biraz elinizden alan bir şey oluyor. Ama tabii bu çok güçlü bir karşı çıkışla ve örgütlenmeyle başa çıkılabilen bir şey bir tarafta. Fırsatları nerede görüyorum? Fırsatlar işte tam da dediğim gibi yani güçlü temaslar ve meseleyi esasından anlayarak itiraz geliştirmek. Eğer biz sürekli din ve muhafazakarlaşma vurgusundan gidersek belli bir kesim kadına, kadın hareketi hiçbir zaman temas edemeyecek. Bunu çeşitli deneyimlerle gördük. Eğer gerçekten gündelik hayatlarımıza yani kimliğimizden, dinle ilişkimizden, politik kökenlerimizden, arka planlarımızdan, etnisitemizden bağımsız olarak ya da bütün bunları göz önüne alarak ama bu farkları birer ayrılma noktası yapmadan bizim hayatlarımızda kadınlar olarak ne oluyor sorusundan yola çıkarsak çok daha güçlü bir şekilde birbirimize temas edebileceğimize inanıyorum. En az 10 yıllık bir temas ve dayanışma ve karşılaşma çabalarından sonra bunu söyleyebilirim. Maalesef Türkiye'de çok büyük bir polarizasyon olduğu için bizim hani hem barış amaçlı hem işte dindar, muhafazakar ve seküler ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik dayanışma çabalarımız şu anda biraz böyle geri plana düşmüş durumda ama bunun için çalışan kadınlar, kadınlarız. Barış için Kadın Girişiminde, başka örgütlendiğimiz yerlerde, kadına şiddete karşı Müslümanların inisiyatifinde
bu tip gruplar içerisinde çalışıyoruz, çabalıyoruz ve imkan da aslında orada. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz soruları toplayalım. Birinci turda birden fazla soru alalım. Sonra onları not edilmek birlikte sırayla cevaplansınlar. Evet, buyurun. Şey tamam, ya sizin siz sorunuzu sorun, sonra devam edelim soruları toplamaya. Hı hı. Mikrofon var mı? Hı. Şimdi ben düşünüyorum da dünya kadınlar yani bütün dünyadaki ezilen kadınlar için ezildikleri kendine kar alıyor. Çünkü ben işkence görmüş bir bayanım. Organlarımı kaybetmişim. Hem Türkiye'de hem Almanya'da. Avrupa'nın göbeğinde cennet dediğimiz bir ülkede bana yapılan bir işkence bütün organlarımı kaybettirmişler. Bugüne kadar çekiyorum. Açtığım davalar bile mahkemede kayboluyor. Arkamda ne kadınlar kaldı, yani arkamda ne güçlü kadınlar, dünya kadınları var, ne de kanunlar var, hiç kimse de yok. Bugüne kadar ben kendi başıma çabalar çok uğraştım ama benim de bir yere kadar yani gücüm kalmadı artık. Bunu düşünüyorum de. Eğer Dünya Kadınlar Günü olduğu zaman kadınlar hep konuşuyor, biz birbirimize sahip çıkıyoruz şöyle böyle ama benim arkamda kimse yok. Ben sadece Dünya Kadınlar Günü'ne katılmış bir kadınım Almanya'da. 8 polis tarafından işkenceye uğramışım, organların yarısını kaybetmişim. Hiç kimse bana sahip çıkmamış, senelerce hastahanelerde yatmışım, daha bugüne kadar da sürünüyorum. Ben soru soruyorum size, kim arkamızda duracak? Ezilen kadınları kim destekleyecek? Evet, Türkiye'de işkence gördüm askeri tarafından. Çünkü Türkiye'nin kanunları şeriat Arap kanunları. Onun için Türkiye'ye bir şey diyemiyorum. Çünkü kanun yok. Arap kanunları var orada, şeriat kanunları var. Ama Avrupa'nın kanunları, insan hakları olan bir ülkede benim gibi bir kadına bu kadar işkence yapılmış, o kadar uğraştım halde kimse bana sahip çıkmamış. Ben şimdi size soru soruyorum. Cevabı da burada. Bak mahkemede dosyalarım...